Arz derken ben yönetim şeklini eleştirdim. Benim şöyle bir anlayışım var. Çoğunluğun yanlışı bir kişinin doğrusundan her zaman doğrudur. Sayın Gökçek hep tek başına karar verdi. Belki iyi şeyler de yaptı ama zarar veren şeyler de yaptı Ankara'ya. Dolayısıyla biz bundan sonra Amerikalıların şöyle bir kitapta okumuştum. Yöntemleri var. Genellikle bu Türkiye'de tam tersi oluyor. Türkiye'de birisi iş başına geldiği zaman sadece kötü olanlara bakıp senin yüzünden işte geçmiş yönetimler enkaz devraldık hep böyle konuşurlar. Halbuki diyor Amerikalılar biz diyor böyle bir problem varsa ortaya problemi koyup biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani kimin ne yaptığı o kadar önemli değil derler. Şimdi biz geçmişte yapılanları irdeleme, bunları halka şikayet etmeye kalksak 5 yıl çabucak biter. Biz öyle yapmayacağız. Belediyenin mevcut kaynakları, gelirleri, borçları, üstün yönleri, zayıf yönleri bunların hepsini ortaya çıkardıktan sonra ilk yapacağımız projelerimizden başlayarak bir an önce bu projeleri yapmaya başlayacağız açıkçası. Yoksa eğer geçmişe takılıp kalırsak tek tek işte şurası yanlış olmuş falan dersek biz bu işin içerisinden çıkamayız. Burada önemli olan zihniyet. Kamuoyuna sunduğunuz mesajlar, Ankara'yı nasıl yöneteceğiniz, onlarla beraber işte işbirliği yaparak ortak akılla Ankara'yı nasıl yöneteceğiz? Biz onlara bakmamız lazım. Benim için şu anda Melik Gökçek'in anlamı şudur. Melik Gökçek benim için bir sadece seçmendir şu anda. Eğer herhangi bir kendisinden özel hasmanevi tutum gelmediği müddetçe de açıkçası Gökçek hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün televizyonlarda da yayınlandı. Benim rakibim çoğaldı Ankara'da. Bir tane değil. Birçok rakibimiz var. Hepsiyle birden boğuşuyorken açıkçası bir de Gökçek'le boğuşmak istemem.